Tamer Korkmaz, 31 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Konfora bak, hem suçlu hem de güçlü. Neymiş? Amerika Birleşik Haydutlar Devleti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleme planından endişeliymiş. Kimin için endişeliler? Binlerce tır dolusu silah ve mühimmat verdikleri, dahası kumanda ettikleri YPG PKK'lı teröristler için. Küstahlığın zirvesindeki Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü eşcinsel Ned Price, bakınız ne dedi. Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurmasını ve Ekim 2019'da varılan mutabakata sadık kalmasını bekliyoruz. Hem suçlu olup hem de güçlü takılmanın yani üste çıkmaya gelçenmenin dayanılmaz edepsizliğini tespit için Ekim 2019'daki mutabakatı hatırlayalım. 22 Ekim 2019'daki o anlaşmaya göre ABD Barış Pınarı Harekatı dahilindeki bölgede yer alan YPG'lileri oradan çıkartacaktı kendilerine verilen 120 saatlik sürenin dolmasıyla birlikte tamam çekildiler, çıkarttık dediler. Oysa bu çekilme kocaman bir yalandı. 22 Ekim 2019'daki o mutabakattan sonra YPG PKK'lı teröristlerin hem askerlerimize hem de sevillere yönelik kahpe saldırıları aralıksız devam etti. İçerideki bazıları ABD sözünü tuttu falan diye palavra salladılar. Demek ki neymiş? mutabakatı itinayla ihlal eden, o anlaşmaya asla uymayan ABD'nin ta kendisidir. Düzenbazlık bunların karakteridir. Asla ve kata sözlerini tutmazlar. Mutabakat falan onlara göre çiğnenmek için vardır. Aradan geçen 3 sene boyunca teröristlerin saldırıları sürdüğü halde şimdilerde ABD Dışişleri Bakanlığı tutmuş zerre utanmadan Ankara'ya parmak sallıyor. Rusya da uymadı. Yeri gelmişken aynı dönemde Rusya'yla da Münbiç için 29 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir mutabakat yapıldığını hatırlayalım. Ruslara da 150 saatlik süre verilmişti. Sonra YPG PKK'lı teröristler o bölgeden de çekilmedi. Ruslar da aynen John Wayne'n, Yankiler gibi mutabakatı çatır çatır çiğnediler. Ne yazmıştık? Bu sütunda ABD ve Rusya'nın mevzu bahis mutabakatlara uymayacağı ta en başından itibaren yazıldı. Günler geçtikçe durum değişmiyordu. Biz de her defasında hatırlatıyorduk. Sadece tek örnekle yetinelim. 10 Ocak 2020 tarihli yazımızda ilgili bir bölüm şöyleydi: ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar sürekli ihlal ediliyor. Burada bir düzenbazlığın olduğu kesindir. Daha fazla gecikmeden Barış Pınarı harekatına kaldığı yerden devam edilmelidir. Diğer taraftan Münbiç'te PKK'lı teröristlerden temizlenmelidir. Türkiye ABD ile Rusya'ya asla güvenmemeli kendi işini kendisi görmelidir. Bunun başkaca bir yolu kalmamıştır. Verilen sözler havada kalıyor. Bu tabakatlarsa kasten hayata geçirilmiyor. Nihayet muhtemel harekat. Ankara 2020'nin Mayıs ayı biterken bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Harekatın öncelikli iki hedefinin terör kampı haline gelen Tel Rifat ve Münbiç olması planlanıyor. 9 Ekim 2019'da başlatılan ve iki hafta süren Barış Pınarı Harekatı'nın devamı niteliğindeki askeri operasyon. Üç yıllık bir gecikmenin ardından kapıda. Kıssadan ise Türkiye, NATO'ya üyeliklerine isabetle karşı çıktığı İskandinav sinek ikilisi İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüşmeler yapıyor. Terör sevici bu iki mendebur devlet panik halinde kıvranıyor şu sıralar. Masada utanmadan PKK'lıları, FETÖ'cüleri koruduklarını inkar ediyorlar. Önlerine belgeler kondukça bu defada muhtelif sözler veriyorlar. Dikkat, batılı devletlere asla güvenilmez. Aynen haydut ABD ile varılan mutabakat örneğindeki gibi. Şu İskandinav sinek ikilisiyle mutabakata, anlaşmaya varılsa dahi böylesi bir anlaşmayı çiğneyeceklerine emin olabilirsiniz. Ankara bu sinek ikilisinden tam tekmil somut adımları bir başka değişle harfiyen icraatı görmeden asla paçaları sıvamamalıdır.